Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Bugünkü konumuz vezaif-i nübüvvet. Şeyde de gördüğünüz gibi ben bilgisayarda hazırladım. Oradan hem bazı şekiller yaptık. Bu ders abi biz 4-5 kişilik bir müzakere ekibi var. Bizim beraber daha önce böyle başladığımız. Yaklaşık 15-16 ders yapmışız bununla ilgili. 15 hafta okumuşuz burayı. Aynı yer. Okuyacağımız yer 10. sözün ikinci işareti. Yani toplama değil bu. Direkt bir mevzu okuyacağız. Ondan sonra. Ama okumadan önce bununla ilgili bir noktayı nazar verelim diyorum inşallah. Şu an biraz heyecan kısmını açmam lazım. Şöyle. Şimdi burası zaten 13 sözün ikinci işareti değil. Şimdi vezaif-i nübüvvet dediğimiz şey nedir? Vezaif-i nübüvvet kelime olarak nübüvvetin vazifeleri. Nübüvvetin vazifeleri nelerdir? Bu Risale-i Nur'un birçok yerinde geçiyor. Ama bu 10. sözün ikinci işaretinde üstad 9 tane hemhemlerle bu vezaif-i nübüvveti saymış ve en önemlilerini burada zikretmiş. 9 tane hemhemle burada vezaif-i nübüvveti bize bahsetmiş ve en sonunda diyor ki daha bunlar gibi çok vezaif var ki, vezaif-i nübüvvet var ki her biri bir bürhan-ı kat'idir ki uluhiyet risalesiz olamaz diyor. Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki ama üstad ne yapmış? Burada en önemlisi olan 9 maddeyi şey yapmış. Biz şimdi o 9 maddeyi okuyacağız. Ve biz daha önce bu 9 maddeyi okuyup bir şekle, kendi arasındaki ilişkiye, nereye bakıyor, nasıl bakıyor, bunlardan neler çıkartabiliriz, bu 9 maddede neler anlatılmış, bunu bir tablo haline getirmek, aralarındaki ilişkiyi anlamaya çalıştık. Bir tablo gibi, böyle daha özet, daha böyle göze hitap edecek şekilde, akla kolay kalıcı bir şekilde dökmeye çalıştık. Şimdi onu göreceğiz zaten ve metni de okuyacağız. Tabii bundan önce bu vezaif-i nübüvvet, bu nübüvvetin vazifesi bitmiş midir? Peygamberimiz vefat ettikten sonra bu nübüvvet vazifeleri acaba bitmiş midir? Elbette bitmemiş olması gerekiyor. Çünkü sonuçta bir İslamiyet dini yaşıyor ve bu vazifeler yerine getirilmesi gerekiyor. Ki biraz sonra okuyacağız, göreceğiz ki bu vazifeler bütün kainatla alakalı şeyler. Bütün şecere-i hilkatle alakalı şeyler. O zaman demek ki bu nübüvvet vazifesi devam ediyor. Ki bu devam etmesine de bu asırda nübüvvetin veraseti diye bir ifade var külliyatta. Veraset-i nübüvvet. Veraset-i nübüvvet sırrıyla diyor. Şimdi nübüvvetten veraset kalan şey nedir o zaman? Nübüvvetten veraset kalan şey nedir? Varis veraseti kalıyor değil mi? Veraset kalınca kalınan şeyler nelerdir? Üstündeki malı, mülkü, tapusu, evi, arabası önemli şeylerdir değil mi? Bir de nedir? Terliği vardır, tırnak makası vardır. Bunlar da veraset, onun malıdır, kalır ama onun pek bir kıymeti yoktur ve genelde konuşulmaz. Konuşulan, önemli olan şeyler nelerdir? O verasette en önemli şey olan şeyler. Demek ki nübüvvetin de en önemli vazifeleri veraset-i nübüvvettir o zaman. Veraset-i nübüvvetin sırrı dediğimiz, veraset-i nübüvvet dediğimiz şey o zaman vezaif-i nübüvvettir. Burada sayılan vezaif-i nübüvvettir diyebiliriz. Dersek yanlış olmaz diye düşündük. Vazifeleri. Evet. Yani nübüvvetin, peygamberimiz vefat ettikten sonra bu nübüvvet bitmediğine, bu vazifeler devam etmesi gerektiğine göre demek ki bu veraset, veraset-i nübüvvet dediğimiz şey bu vezaif-i nübüvvettir. Bunların en önemlileridir. Diye bir noktayı nazar olacak inşallah. Veraset-i nübüvvetle ilgili evet, nübüvvet ne mi? Nübüvvet ne demektir abi? Bir kısaca şimdi abi şöyle nübüvvetin lügat manasından çok böyle şey manası. Ya yani lügat da olur. Biz dersten önce azıcık konuştuk o konuyu. Bu işte risaletti, nübüvvetti, bunun farklarını biraz da bir belki daha ayrı bir ders konusu olabilir. Ama hani şu aşamada benim bildiğim, ifade edebildiğim şey risalet halktan halka bakan yön. Nübüvvet de halktan hakka bakan yön. Yani o Miraç'ta da mesela o tarz ifadeler var ve velayetle ilgili kullanıyor. Risalet
haktan halka bakan yön, nübüvvet ise halktan hakka olan yöndür diye söyleyebiliriz. Risalet tektir, nübüvvet müteaddit olabiliyor diyebiliyorum. Yani şey ifadeler. Ama hani daha farkları neler vesairedir konusu biraz daha ayrı bir ders konusu muhtemelen olur. Ben daha çok da öyle biliyorum her şeyi de tam manasıyla biliyorum dersem değil yani. Bilmiyoruz o kadar. İnşallah öğreneceğiz. Şey gibi mi? Ha? Vahiy ve ayet gibi. Vahiy ve ayet gibi. İşte arada öyle bir ilişki var mı? Bir şey diyemiyorum ben. Yani çıkardım. Halktan halka vahiy. Halktan da artık mevcut olmuş, ayet olmuş. Ayet deliliyle de biz hakka bakıyoruz ya. Evet. Yani doğru olabilir abi. Yani denebilir işte o biraz şey yapmak lazım. Şimdi ben burada nübüvvetin, yani nübüvvet vazifelerini bahsedeceğiz. Ki bunları biraz sonra göreceğiz ki bu okuduğumuz şeyler aslında külliyatın tamamında geçiyor. Üstad bunları hep nazara vermiş. Ama şimdi biz tabii ben bu konuşmaları biraz şey yapıyorum. Bir iki de buradan yer okuyacağım. Bundan sonra o 10. sözün ikinci işaretindeki o 9 tane hemhemlerle üstad bu vezaif-i nübüvveti zikretmiş. Orada orayı biraz okuyarak mütalaa edeceğiz. Ve kendi alemimizde bu nübüvvetin vazifelerini ne kadar alemimizde oturttuk ve oturtmamız gerekir. Veyahut da yani ben ne yapmam lazım, ne yapmam lazım, işte namaz mı kılayım, kaza namazımı, tesbih mi çekeyim, Kur'an mı çok okuyayım, ne yapmam lazım ki yani Allah'a ulaşayım, vasıl olayım, yani diye hani insanın hepimizin şeyinde vardır. Ne yapmak lazım? Esas olan şey nedir? Ha, esas olan nübüvvetin vazifesidir. Nübüvvetin vazifesi olan şeyler en esaslı şeylerdir. Hatta diyebiliriz ki veraset-i nübüvvet sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniye nedir? Esasat-ı sünnet-i seniyedir. Esasat-ı sünnet-i seniye nedir? Peygamberin en mühim vazifesi onun esasat-ı sünnet-i seniyesidir diyebiliriz. Belki de bu gelecek 9 maddede esasat-ı sünnet-i seniyenin en önemlileridir diye. Muhtemelen onu göreceğiz. O zaman bizim bu kesrette dağınık olan fikrimiz, zikrimiz, bakış açılarımız bu nübüvvetin vazifeleriyle gerçek odağına gelmesi gerekecek. Ha, o zaman biz bunlara yoğunlaşmamız lazım. Buymuş esas vazife. Çünkü peygamberin yaratıcısı, yani kainatın yaratıcısı Cenab-ı Hak, o nebiyi, o nübüvvet mesleğinde olan zatı bu vazifelerle vazifelendirmiş. Bunları yapacaksın demiş. Üstad da bunları saymış. Demek ki bu veraset-i nübüvvet dediğimiz mevzu o zaman bu hak-i nübüvvet ise burada üstad mesela bununla ilgili bazı şeyler söylemiş ki buna velayet-i kübra da deniyor. İşte diyor bu cadde-i kübra, velayet-i kübra olan ehli veraset-i nübüvvet olan sahabe ve selef-i salihinin caddesidir. Bu nübüvvet vazifeleri demek ki bu veraset-i nübüvvet sırrına mazhar olmak sahabe mesleği ve ondan sonra gelen selef-i salihinin caddesidir. Velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkiyettir ki sahabelerin velayetidir. Sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen veraset-i nübüvvetten gelen berzah tarikine uğramayarak doğrudan doğruya, zahirden hakikate geçip akrebiyet-i ilahiyenin inkişafına bakan bir velayettir ki o velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Demek ki bu veraset-i nübüvvet aynı zamanda velayet-i kübra'ymış. Şimdi ne diyor? Velayet-i kübra denilen veraset-i nübüvvetten gelen. Yani en büyük velayet de buymuş yani. Bu okuyacağımız 9 maddedeki şeylermiş. Olacak yani. Ya yani bunları söylüyorum ki hani o okuyacağımız 9 maddeyi bu noktayı nazardan okuyacağız. O açıdan değerlendireceğiz. Belki sahabe gibi veraset-i nübüvvet denilen velayet-i kübrada bulunan ve makam-ı rızaya yetişen kimlermiş mesela bunların örneği? Eyyime-i Erba, Şah-ı Geylani, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi zatlar. Demek ki bu meslekte bu vazifeleri görmüşler. Nebilerin içerisinde en azam bir şekilde kim bu vazifeleri yapmış? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Bu okuyacağımız vazifeleri. Ve ondan sonra bunu belki en azami bir şekilde kim yapmış? Sahabelerden sonra. Nedir? Risale-i Nur bunu en güzel şekilde yapmış. Ki okuyacağımız şeylerde bunu göreceğiz. Risale-i Nur'u okuyanlarda da bu manaları
aleminde enfüsüne taşıyan, bunları kendinde tatbik eden insanlar demek ki bu veraset-i nübüvvet sırrına mazhar olmuş, o vezaif-i nübüvveti kendini göstermiştir olduğunu göreceğiz. Kendimize de vuracağız yani burada. Kendi enfüsümüzü de taşıyacağız inşallah. Ki buna da örnek mesela Hulusi abi Risaleleri okuduğu zaman kendinde olan o hissiyatı üstada soruyor. Üstad da ona cevap veriyor. Varlığı layıkasında. Cemaate sözleri okumak zamanında sendeki hissiyat âli ve fazla inkişaf ve fedakarane hamiyet-i dini galeyanın sırrı şudur ki. Hepimiz hatırlıyoruz Hulusi abinin böyle bir suali var bu mektuptan önce. Cevapta diyor ki üstad, velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğin envarı altına girdiğin içindir. Velayet-i kübra olan, en büyük velayet olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğin envarı altına girdiğin içindir. O vakit sen Dellal-ı Kur'an Said'in vekili belki manen aynı hükmüne geçtiğin içindir. Demek ki yani bunun uygulamasını da üstad aslında ifade etmiş. Şurayı da okuyalım, şeye başlayalım inşallah ikinci işarete. Burada da Risale-i Nur'da bunun gözüktüğünü söylüyor. Evet, Risale-i Nur o kadar dehşetli muhaniklere karşı galibane mukavemeti sırr-ı ihlastan ve hiçbir şeye alet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebediye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden ve bazı ehli tarikatın ehemmiyet verdikleri keşf-ü kerameti şahsiyeye ehemmiyet vermemekten ve velayet-i kübra sahipleri olan sahabiler gibi veraset-i nübüvvet sırrıyla yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehli imanın imanlarını kurtarmaktır. Demek ki Risale-i Nur'da bu sahip olan nübüvvetin verasetini en güzel bir şekilde iman nurlarını neşretmek ve imanları kurtarmak hizmetiyle Risale-i Nur'da bu en güzel bir şekilde gözükmüş. Ki okuduğumuz zaman bu maddeleri de diyeceğiz ki hakikaten öyle. Böyledir zaten diyeceğiz. Şimdi şeyi okuyoruz. Sayfa 61 sözler. Ben burada şimdi bir iki şeyden sonra zaten bunların da o tablo haline getirdiğimiz halini de göreceğiz. Ama şimdi madde madde okuyalım. Buradaki her okuduğumuz her bir madde aslında böyle çok ihatalı ifadeler var. Ama hani dilimizin döndüğü kadar Hasan Ali de artık şey yaparsanız ifadeleri anlamaya çalışacağız inşallah. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-i Ekrem ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Böyle şöyle müzeyyen bir kainat var. Müzeyyen bir kainat. Öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-i Ekrem ışık şemse lüzumu derecesinde. Işık şemse. Şemsin ışıksız olma ihtimali var mı? Veya şems olur mu? Ne kadar lazım, lüzumu var. Işığın şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir, öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Demek ki uluhiyet kendini göstermek isteyecek. Bu da peygamberlerde, irsal-ı rüsülde olacak. Bu gerçi konuya sen sunum yapana kadar girmemizi pek istemiyorum çünkü çabuk olsun diye ama bu çok genel bir soru sorulduğu için evet. Mesela bu uluhiyet nübüvvetsiz olmaz dedi ya. Evet. Yani bu uluhiyet risalesiz olmaz. Ha, risalesi olmaz. Bu şöyle yapılıyor. Bu genelleniyor. Mesela Allah bu kainatı yarattı. Kendini görmek ve göstermek istiyor. Soruyu da oradan alıyor. Demek bir ihtiyaç mıdır? Evet. Yani Cenab-ı Hak kendisi bu kainatı yapmış. İhtiyaçtan. Kendisinin işte bu uluhiyet de risaletsiz olmaz dedi ya. Niye olmaz? İşte o verdiği misal gibi güneşin ışık vermesi ihtiyacından mıdır, iktizasından mıdır? İktizasından. Suyun ıslatması ihtiyacından mıdır, iktizasından mıdır? İktizasından. Güneş olduğu için ışık verecektir. Bu iktizadır. İhtiyaç değildir. Su olduğu için ıslatacaktır. Bu ihtiyaç değil, iktizadır. Allah olduğu için Halik'tir.
Halik olduğu için yaratacak. İhtiyacından değil. Değil, iktizasındandır. Halik olmasının iktizasındadır. Evet, şimdi evet. Evet. Saldık, evet. Şimdi bu 9 tane maddeyi inşallah okuyacağız. Hem merak ediyorum. Evet. Yani maksat da zaten o merakı şey yapıp celbetmek. Yani o cinsi sapmıyorum abi. Aha. Hakimle çıkacak. Hem hiç mümkün olur mu ki? Nihayet kemalde olan bir cemal. Nihayet kemalde olan bir cemal. Vezayiften bir tanesi mi bu? Bu. Birinci vezayif bu. Başladık zaten. 9 tane hem var. Bakıyorum. Bunlara hem bakacağız hem bu noktayı nazardan. Yani veraset-i nübüvvet olan şey neymiş? Veya ben alemimde ne yapmam lazım? Yani buna bunları görmem lazım. Bunları ifa etmem lazım ki bu vezayif-i nübüvvet bende gözüksün. Yani hiç başka şeye gitmeye gerek yok. Yani farklı şeyi aramaya. Ki bu da hani en güzel bir şeydir. Sen orada gözüktüğünü göreceğiz. Nihayet kemalde olan bir cemal. Gösterici ve tarif edici bir vasıtayla kendini göstermek istemez. Nihayet kemalde bir cemal var. Kendini gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Demek ki kainatta bir cemal var. Zaten biliyoruz. Külliyatta bu çokça geçiyor. Cemal kendini göstermek istiyor. Kendini göstermek istediğinde o zaman ne olacak? Bir gösterici ve tarif edici gerekiyor. Gösterici ve tarif edici. Demek ki Cenab-ı Hak cemali var. Cemalini göstermek istiyor. Bunu da gösterici ve tarif edici olmak. Vezayif-i nübüvvetin birincisi mesela. Birinci madde. Bu cemali görmek gerekiyor. Cenab-ı Hak çünkü göstermek istiyor. Bunu da gösterici, tarif edici gerekiyor ki bu da bir nübüvvetin bir vazifesi. Kime göstereceğiz? En başta mesela ben kendi nefsim, yani biraz enfüse getirelim. Sonuçta hani şu bu maddeleri şöyle okuduğumuz zaman istifade edemeyeceğiz muhtemelen. Peygamberimizin yapması gereken vazifelermiş bunlar. Yani onun vazifeleri, benimle ilişkisi yok. Ben namaz kılıyorum, onun da o vazifeler. Öyle bir ayrım yok. Tamamen biz peygamberimizin yerine kendimizi koymamız lazım. Bu vazifeler bizim için de geçerli. Olduğunu düşünürsek zaten iki o noktaya gelmemiz gerekiyor. Demek ki o zaman kainattaki görünen, yani bu nihayet kemalde olan cemali Cenab-ı Hak göstermek istiyor. Bunu da gösterici ve tarif edici olmak bir nübüvvetin vazifesi. Bir, bunu harice göstermek. İkincisi de kendine göstermek. Biz cemali nasıl göreceğiz? Ben kendi kendime gösterici olmam lazım. Ki mesela biz Risale'nin niye okuyoruz? Kendimize gösterici ve tarif edici oluyoruz, öyle değil mi? Cemali Cenab-ı Hak göstermek istiyor. Ben okuyorum ve kendi kendime aslında o nübüvvet ve zarifini yapıyorum. Kendimdekine şahit olacağım. İlmel yakin, aynel yakin, akkar yakin. Yani kendim ben buna şahit olunca evet. Dışarıda otomatik olarak fiili çıkıyor. Çıkıyor. O zaman gösterici ve tarif edici. Evet. O zaman veraset-i nübüvvetin bir gölgesine girmiş oluyorsun. Girmiş oluyorsun ve o vazife başlamış oluyor, sende gözükmeye başlıyor. Yani yoksa o vazifeyi ona askıldın mı, o gitti işte o. Bitti o zaman, benimle alakası yok zaten. Tabii canım, o zaman ne okuyacağız? Yani İstanbul'un fethini okumaktan farklı bir şey değil. İstanbul'u şöyle fethetmiş, ben fethetmeyeceğim ki, benimle alakası yok ama merak ediyorum, okuyorum, o kadar. Yani bana bir şey yok, alakası yok ama öyle değil. Evet. Tamamen bize bakıyor ki, Risale-i Nur zaten şimdi okuyacağımız işte Cemal Kemal devam edeceğiz bu şekilde. Tamamen bu manaları anlatıyor. Hep bu nazara veriyor. Hep bu nübüvvet ve zayifini bize aslında ders veriyormuş. Bunlara dikkat edin, bu yolda gidin diyormuş yani. Bu veraset-i nübüvvet yolundan ayrılmayın diyormuş aslında. Bu maddeleri okuyunca onu anlıyoruz şimdi baktığımız ifadelerden. Devam edin. Hem birincisi o zaman cemalmiş. Cemal taraf, cemal gösterici tarif edici, buradaki o nübüvvetin vazifesi ve de oradaki fiil de hangi eylem varsa o da kendini göstermek şeklinde ayırabiliyoruz. Hem mümkün olur mu ki gayet cemalde bir kemali sanat, onun üzerine enzare dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin. Gayet cemalde bir kemali sanat. Gayet cemalde bir kemali sanat. Sanatın kemali. Yani burada bir kemal var. Gayet cemalde bir kemal sanat var. Bu da neyi istiyor? Üzerine enzar ve dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istiyor. Demek ki kainattaki ya da tüm bu gayet cemalde olan kemali sanatı görmek gerekiyor.
görmek ve bu bir deller vasıtasıyla teşhir edilmek istiyor. Yani niye kemal var? Teşhir etmek istiyor Cenab-ı Hak. Teşhir edeceğiz ama bunu ilan edecek birisi lazım. Yani şimdi kullanmış geçen hafta, önceki geçen hafta kullanmıştık. Celal, cemal çarpışıyor. Kemal ortaya çıkıyor. Kullan işte şimdi kemal. Yani bu kainat, şeceri, hilkatın bütünü, onun cemi cemi sen. Kendini taşırsan sen. Yani celal, cemal çarpışınca vücud haneci çıkıyor, kemal. Bak işte gene karşımıza çıktı kemal. Evet. Kişi yani. Evet. Lella. Yani o zaman bizim yani bizim vazifemiz diyeceğim artık yani nübüvvet ve zayıf-ı nübüvvet ama onu biz kendimize getireceğiz. Orada tutmayacağız. O zaman en büyük vazifelerimizden birisi de bu kemali görmek, bunu teşhir etmek. Ki Cenab-ı Hak bunu istiyor. Teşhir etmek istiyor kemali. Biz de onu görüp dellal olmamız gerekiyor. Dellal olacağız. Enzar dikkati celb eden bir dellal gerekiyor. Öyle değil mi mesela Risale'leri okuyandan başka bu manaları gördüğünüz kişi olabilir mi? Yani hem tefekkür olarak kainattaki kemali, gayet kainattaki cemali görecek, bunu ifade edecek, dillendirecek. Yani farklı şey var mı bakarsanız? Yani baktığımızda hakikaten o zaman Risale-i Nur mesleği dışında bunu görmüş müyüz? Görmedik. Ha bunu mesleğimiz, meşrebimiz olarak bunu söyleriz. Daha enfüsümüze getirdiğimizde de kendimiz ne kadar görüyoruz? Kainattaki cemali göstermek noktasında gösterici olabiliyoruz. Kendimize gösterebiliyoruz. Kemali sanatı ne kadar görebiliyoruz? Yani nübüvvet bunları göstermek için emredilmiş, vazifelendirilmiş. Ne kadar kıymetli yani. Ama biz bunları böyle, yani ben kendi halimde böyle daha kenarda, kıyıda bilgi manasında düşüyoruz ama kainat ve şecere hilkat bunun üstüne kurulmuş. Bu gayede uğruna... Yani böyle bir adam kurulmuş. Zat olmasa, yani böyle kemal olduğunu nereden bileceksin yani? Nasıl biliyoruz? Peygamber var, böyle fıtratlar uyanmış, gene göremiyoruz. Ya peygamber yok, kemal varmış. Hiç, ne varmış? Haç. Asal çağrını var ya. Yani, çok hayret niçin ediyorum bu? Ya bu var, doğal değil. Ya nübüvvet yoksa olsaydı, kainat ne olduğunu, kemal varmış. Ne kemal değil. Bakalcı kemal olur. Evet, devam ediyoruz. İkinci vazife. Üçüncü, ikiyi okuduk. Üçüncüdeyiz. Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi, rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samadaniyetini zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilanını istemez. Rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi. Rububiyet-i amme var. Bunun saltanat-ı külliyesi kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samadaniyetini zülcenaheyn olacak bir memus vasıtasıyla ilanı istemesin. Yani tam anlamadık. Üstad diyor ki yani o zat ubudiyet külliye cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Nasıl ifadeler? Yani şiir böyle şiir gibi, yani böyle bütün sistemin şifreleri gibi böyle hani ifadeler. Acayip. Bunları çözeceksin diyor. Burada olman lazım. Yani bu saltanat külliyeyi biz zülcenahin mebus olmak lazım. İlan edilmesi gerekiyor. Ne diyor? Tekrar bir daha bakalım. Neyi ilanını istiyor? Neyi ilan etmek istiyor? Vahdaniyet ve samadaniyetini ilan etmek istiyor. Nasıl olması lazım bunun ilanı? Ancak zülcenahin olman gerekiyor. Zülcenahin bir mebus olacaksın. O nasıl olacak? Yani diyor usta, ubudiyet külliye cihetiyle kesret tabakatında bir elçi olman lazım. Ubudiyet külliyeyle Cenab-ı Hakk'a karşı bir elçi. Dergah-ı ilahiye bir elçi olacaksın gibi zülcenahin'in bir tarafı. Diğer tarafı da kurbiyet ve risalet cihetiyle de dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memur olman lazım. Ki vahdaniyet ve samadaniyetini ilan etsin. Demek ki bir vazayif de neymiş? Vahdaniyet ve samadaniyetini ilan etmek istiyor Cenab-ı Hak. Biz de zülcenahin bir mebus olarak
Zülcerahi'nin elçi ve memur gibi mi? Evet, elçi ve memurluğa bakıyor. Birisi de hani demin az önce söylediğimiz halktan hakka, halktan halka şeklinde. Bu taraf ona bakıyor. Halktan hakka taraf, kesret tabakatından elçisin öbür tarafa. Neyle elçisin? Ubudiyet külliyeyle elçisin. Bugün tevafuk etti de ubudiyet-i külliye sordu bir tanesi. Nedir yani ubudiyet-i külliye? Sen nasıl anladın? Ubudiyet-i külliye. Ubudiyet-i külliyeyle ben bir baktım. Birkaç tane mehaz aldım böyle okurum diye. İsterseniz hemen okuyayım mı? He, şuradan gösterebiliriz. He, göster. Bakın orada bir söylediğim bir şey var. Burada biraz ufak, çok... ufak ama ben okuyayım. Yok, bunlar şey, mesela sadece mehaz. Ben kullanacağım birkaç mehaz. Birkaç tanesi. Birkaç tanesi. Ey insan, şu kainattan maksadı âlâ, tezahür rubiyete karşı ubudiyet külliye insaniyedir. Evet, ubudiyet külliye tezahür rubiyete karşı yapılan bir vaziyet. Bizde de şeyde değil miydi? Rubiyete karşı evet. Ubudiyetimizle yaptığımız evet. Mukabele diye ifade ediyor ki zaten hani mehazları burası aslında. Tezahür rubiyete karşı ubudiyet külliye insaniyedir. İnsanın gaye-i aksası o ubudiyetle ulum ve kemalata, kemalat ile yetişmektir. Yani ubudiyet külliye nedir? Tezahür rubiyete karşı mukabele etmektir. Müthiş ya. Külliyenin diyor. Abi külliyenin bir manası dese, şeymiş. Doğru mudur abi? Tabii de. Yani tabii bu böyle. Ha. Ama şu uygularsak şu. Tamam. Yani bu da veciz ya. Şu. Kainat bir bütün. Eyleme dönüştürelim. Kainat bir bütün. Elma, armut, kedi, köpek, çiçek, galaksi falan. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail. Bunlar hepsi birer cüz. Şimdi cüz'i nazarını, cüz'iyete sarf edip ubudiyet yaparsan ubudiyeti cüz'iyedir. Aynı fiili yapacağım şimdi, namaz kılacağım. Cüz'i nazarını, kainat muvacesini Allah canibinden, kudretin azameti altından bakınca cüz'i nazarının külli nazar, yani bütünden her bir parçaya baktığın zaman o namazın, gene aynı namaz, külli bir ubudiyet oluyor. Yani mesela namaz kıldı, namaz kıldı. Bu bir vazife, namaz bir vazife. Ama bu kainatın haritasıdır namaz. Evet. Ben de kainatın hulasasıyım. Allahu ehde en camiyim. Vahdaniyete ve samediyete en camiyim. Bu fiil onları hatırlatıyor diyor ya. Evet. 9. sözde. O zaman cüz-i nazarın külli oluyor. Külli oluyor. Cüz'iyetten çıkıp külliyet keskede. Evet. Yani o zaman ubudiyet-i külli oluyor. Ama ubudiyet-i külliye niçin girdim? Çok büyük bir şey yapmak değil. Çok devamlı yapmak değil. Çok ahım şahım yapmak değil. Nazarını cüz'iyetten külliyete çıkarmak. Düşünmekle mi oluyor abi? Düşünmek. Birincisi bu. Kesinlikle bu. İlk. Aynı namaz. Bizim hoşumuza gidecek taraf o. Aynı namaz. Bir diyorsun ki, ben şu, ya 2-3 kişi var, ayağım, falan tıraş edeceğim. Harun, ya şu kağıdı yapayım. Hasan diyor ki, ben şunu da iki yapayım da geçeyim, şu namazı kılayım da, dersime oturayım. O zaman, ubudiyet-i cüz'iye. Hazreti Ali bir önce sararılmış, sararılmış. Yani namaz kainatın haritasıdır. İnsan kainatın hulasası o zaman iki vakit ortasındaki Cenab-ı Hakk'ın celal ve cemalini göstermek noktasında kemal sahibi olacak. O zaman bu namaz böyle bir haritadır. Yani cüz'i fiiliyatına bakma. O zaman cüz'i nazarını cüz'iyete hapsettin mi ubudiyet-i cüz'iye oluyor. Aynı fiile, cüz'i fiile külli baktığın zaman o külli ubudiyet oluyor. Aynı şey yapma. Yani böyle çevirdiğin anda dürbünün yüzü gibi. Çevirince en uzağa en yakın, en yakın en uzak oluyor. Dürbünü çeviriyorsun, tak tak. Aynı dürbün. Böyle bakınca şey. Peki,
Biz her ibadetimizi öyle yapamıyoruz. Lemalarda diyor muydu? Bir niyet, bir kasp, bir cep, bir irade, bir gayrete böyle oluyor. Evet efendim. Evet. Burada da zaten şeyde diyor, mesela Bekeza diyor, rubiyet amme, ubudiyet külliye ister diyor. Aynı ifade. Külli ubudiyetiyle rubiyet-i ilahiye aynadarlık ediyor. Yani rubiyete karşı ama sizlerin nazar ve niyetle aslında külliyet kesbetmek. Kesbediyor. Neyse çok ibadet ve şeyler. Yani Mustafa onu da dört şey getirdi kısa. Nazar, niyet, mana ismi, mana harfi. O zaman değişiyor ama aynı fiil. Aynı fiil değişiyor. Aynı fiil değişiyor ama fiil aynı. Niyet için şey diyor, iksirdir ve mayedir diyor. Evet, demek ki doğru. Üçüncüsü de saltanat-ı külliyeye, yani bu celale bakıyor. Yani bunu da böyle ifade ettik parantez içerisinde. Zülcelal'in bir mebus vasıtasıyla ilan edilmek istiyor. Yani bu celalin ilanı gerekiyor. Vahdaniyet ve samadaniyet şeklinde ilan ediliyor. Vezayif-i nübüvvet de bu Zülcelal'in olarak ancak bu ifade ediliyor. Kesretten vahdete diyelim ondan sonra. Bir de aynı şekilde vahdetten de kesret tabakatına memur olarak bunun ilanı gerekiyor. Böyle bir vazife var. Şimdi dördüncüye geçiyoruz. Dokuz tane zaten. Sonra da bir tablo şeklindeki olan şeylerini söyleyeceğiz. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi cemalinin mehasilini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani girmedim, bir daha okuyorum. Nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi cemalinin mehasilini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istiyor. Hüsnü zati sahibi olan Cenab-ı Hak cemalinin mehasilini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istiyor. Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki hem Habib'tir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynadarlık eder. Hem Habib'tir, sevgilidir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynadarlık eder, aynadarlık edeceğiz, Habib olacak. Hem Resul'dür, onu mahlukatına sevdirir, cemal-i esmasını gösterir. Hüsnü zati sahibi, yani bu cemalinin mehasilini ve hüsnünün letaifini aynelerde Cenab-ı Hak görmek, göstermek istiyor. Buna da bir Habib Resul gerekiyor. Gene bunda iki tarafı var. Habib de Habib olacak, ubudiyetiyle kendini ona sevdirecek ki bu aynadarlığa bakıyor. Hem Resul'dür, onun mahlukatına sevdirir. Cemal esmasını gösterir. Burada görmek, göstermek. Yani hüsn deyince abi, yani Cenab-ı Hakk'ın cemalinin tecelli etmiş veya tezahür etmiş kısmı hüsn gibi geliyor. Doğru mudur ifade bilmiyorum. Yani cemalin tecelli tarafındaki gözüken kısmı hüsnmüş gibi. Yani kainatta veya cilve cemal nakış gibi. Yani, cilve cemal nakış tarafı gibi. Hüsn de o gözüküyor. Yani öyle anlamış idik o şeylerimizde. Doğruysa. O hüsnü zati sahibi bunları ne yapmak istiyor? Aynelerde görmek, göstermek istiyor. Demek bir vazife-i nübüvvet de bu. Görmek ve göstermek. Hüsnünleri, kainattaki hüsnü, zati sahibinin hüsnünü aynelerde görmek, göstermek istiyor. Bu da iki cihetle, Habib tarafıyla, ubudiyetiyle hem de Resulullah tarafı onun mahlukatına sevdirir, cemal esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki, acip mucizelerle, garip ve kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf, bir tarif edici, vasaf bir teşhir edici ev hastasıyla enzar halka arz ve başlarında ishar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmek irade etmesin ve istemez. Acip mucizelerle, garip kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibi. Hazine deyince ne anlıyoruz? Külliyatta baktım 500 tane kelime geçiyor hazine diye. Çok geçmiş oraya. Esma-i İlahiye'dir diyor değil mi? Onunla da ilgili mehaz da almıştım. Yani bu gerek yok. Yani Esma-i İlahiye'nin hazine olduğunu söylüyor. Demek ki Cenab-ı Hak
garip kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibinden biraz onu anlıyoruz. Esmalar, Esma'nın cilve cemali akşı belki. Sarraf bir tarif edici, vasaf bir teşhiri edici vasıtasıyla enzar halka arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Demek ki bu hazineler tarif edici ve teşhir edici vasıtasıyla beyan edilmek istiyor. Gösterilmek istiyor. Yani nübüvvet böyle bir vazifesi var. Bu hazinelerin, yani bu esmaların tezahürleri, tecellilerinin tarif edici ve teşhir edici vasıtasıyla gösterilmesi gerekiyor. Kendi alemimizde de baktığımızda demek ki eğer ben bu vazifeyi kendi alemimde görebilirsem, bu hazineleri ne kadar görüyorsam, yani işte çiçeğe baktığım zaman, kitaba baktığım zaman, ne bileyim gördüğüm her bir şeyde bu hazineyi fark edebiliyorsam ve bunu bir de tarif edip ondan sonra teşhir edebiliyorsam, o vazife-i nübüvvetin o maddesi, o şeyi bende gözükmüş oluyor. O veraset-i nübüvvetin o zaman ben sırrına mazhar olmuş oluyorum. O velayet-i kübra yolu demek ki bu yolu yani. Bu sırları, bu manaları kendinde gösteren ve gören kişi o zaman şey oluyor. O velayet-i kübra yoluna gitmiş olur. O veraset-i nübüvveti kendine hamletmiş oluyor. Üstad da bunu ders veriyor şimdi bize. İnce bak, manalar bu, galiba değil mi? Tabii. Bu beşinci madde ince manalardan bahsediyor. Sarraf ve vasaf diyor. Tabii yani hassaslaşıyor tabii. Hassaslaşıyor terazi. Tabii şey yani inceldi. Yani, sanki kuyumcunun şeyleriydi değil mi? Evet, tartısı aynen öyle. Enzar halk ve başlarında diyor. Evet. Başlarında ishar etmekle diyor. Evet. Gizli kemalatını beyan etmek, irade etmek istemez. Gizli kemalatını beyan etmek istiyor. O hazineleri gösterecek. O zaman görmek ve bunları teşhir etmek, tarif etmek en büyük vazife. Yani o zaman Risale-i Nur'un, yani düşünün ne vazife yaptığını değil mi? Hakikaten o zaman tam nübüvvetin vezaifi Risale-i Nur'da gözüküyor diyebiliriz ya. Yani. Şimdi biz bunu birisine, herhangi birisine anlatsak ne diyorsun sen diyecek yani. Ama evet, baktığımızda kainat bunun için yaratıldı. Cenab-ı Hakk'ın yaratmasının, kainatı yaratmasının hikmeti, gayesi bunlardı desek zaten Üstad da onları söylemiş. Yani bunları beyan etmek istiyor, görmek istiyor, göstermek istiyor. Cemalini göstermek istiyor, kemalini göstermek istiyor, celalini ilan etmek istiyor. O hazinelerini beyan etmek istiyor. Bunu yaparsan o zaman hakiki vezaif-i nübüvvet sende gözükecek. Bu vazife de bitmemiş. Hepimiz şahsımızda inşallah göreceğiz. Yani bunları hani dağılan fikri toplamak için çok güzel bir yer. He, o zaman ben bunlarla meşgul olmam lazım. Bunu görmem lazım ki velayet-i kübra yolu olan o veraset-i nübüvvet sırrına mazhar olayım. Allah. Olursak nasıl olmuş? Az önce Eyyime Yerba, Şah-ı Geylani, İmam Rabbani, İmam Gazali gibi zatlar buna mazhar olmuşlar. En son gelen asırdaki zat da elbette en mükemmel şekilde aynı peygamberimizin en ahir peygamberin bunu en azam şekilde mazhar olduğu gibi en son gelen o zatın da, üstadımızın da ve Risale-i Nur şahs-ı manevisinin de inşallah bu sıra en azam bir şekilde mazhar olduğunu da külliyatı okuyunca hepimiz bence tasdik ediyoruz. Yani şu manalar, şu ifadeler şiir gibi yani. Hani anlamaktan aciz ediyoruz. Yani bunlar nasıl ifade edilmiş, nasıl ifadelerdir yani. Hayret ya. Değil mi? Aslında 1400 yıldır veraset-i nübüvvet halk tarafından, avam tarafından hep yanlış anlaşılmış. Hatta ne bileyim, biz bile çok anlayamamışız. Risale-i Nur olmasaydı belki yine bilemeyecektik. Hep yanlış anlaşılma demeyi, haksızlık olur. O asırda lazım olduğu kadar. Lazım olduğu kadar. Hep bu diyet çekti. Yani. Tabii din deyince biz ne anladık? Ya yani ben anladım. İşte namaz, abdest, nasıl yani peygamberin vazifesi ne bize? Abdest nasıl alınır? Abdesti bozan şeyler ne? İşte neyi yapma, alışverişte evet, neye dikkat etmek lazım? O mudur, bu mudur? Hep değil mi? Biz din deyince hep onlar aklımıza gelmiş. Ve nübüvvetin de sanki vazifesi bu abdest almayı öğretmek, gusül nasıl alınır? İşte kadınla, eşiyle alışverişteki olan şeyler değil mi? Din deyince sanki bu tarz şeyleri tarif etmek. Peygamberin vazifesi de sadece bu kadarmış gibi. Ne kadar, yani benim alemimde öyle yani. Hani bana sorsanız bu dersi falan benim yapmadan yakın önce. Yakın bildiğim iki grup şey yani boş vaktinde İlmihal oku diyor yani.
Yanlış mı? Yanlış değil tabii. O da bu şeyin illaki içerisinde bir yeri var ama şu manalara var ama şu manalara baktığın zaman iman yönü bu abi. Tabii. Abi şeyde demin biraz evvel külliye diyor ya. Evet. Ben onu söylemek istedim de. Şimdi külliye manası şeyde lügatta şöyle geçiyor. Külliye eskiden Arap aleminde üniversite muadili olan düzey demekmiş. Yani külliye üniversite demekmiş. Şimdi ubudiyeti külliye dendiği zaman şimdi arkadaşımızın dediği tabii yerden göğe kadar haklı. Fakat yani şey olarak ne olmuş oluyor? Külliye düzeyinde olmamış oluyor. Yani külliye düzeyinde olan bu. Yani bu manalara da hani baktığımızda hakikaten ben görüyorum ki Cenab-ı Hak kainat yaratmakta istediği maksatları vazife olarak o peygambere yüklemiş. Bunlar da bize veraset olarak gelmiş, üstad da ifade etmiş. Biz de anlayıp yani şeyimizi dağıtmadan evet bunlara odaklanmamız lazım. O zaman okuduğumuz risaleler bunları ne güzel bahsediyor. Demek ki doğru yoldayız yani. Yani şöyle bismillahirrahmanirrahim. Sınır ötesi oluyor abi bu. Sınır ötesi. Koyuletlerle yazmışsınız ya abi. Evet abi. İşte tarif edici, gizli kemalatı beyan etmek. Bu peygambere hususi değil. Değil. Bize hususi olduğu gibi görmek ve göstermek ister. Ayna darlık etmek ister. Rehber bir muallim olabilir. Hep bizim için üstad bunları... Bize veriyor aslında. Yani denizse zaten bizim ne faydası var? Öğrendiğimiz din hizmet alan bir dindi. Hemen kendim için söyleyeyim. Hizmet alan. Yani yap, yapma diye tarif edilen. Bilgiyi de duyduğumuz kadar zannediyorduk ilmi. Evet. Ne ezberlersek. Demin Erdiş dedi ya, ilmihal okumak. Evet. Ama burada başka bir sisteme taşıyor insanı. Çok korkuyorum. O hazileri göreceksin, tarif edeceksin, teşhir edeceksin. O gizli kemalatı beyan edeceksin. Evet. Hocam çok heyecanlandım ya Hasan abi. Ortada da kalmamış oluyor yani bu vazife dağılık, peygamber geldi bitti. Bu koyu renkli eylemler var ya burada. Aynı dağılık eder, kemalatı beyan etmek ister filan. Bunlar ortada mı kalacak yani peygamber olmasaydı? Ya da bir uzakta olmasaydı. Devam ediyor. Yani yaratılışa zıt zaten. Yani hem ya kainat hani geçen okumuş Risale-i Muhammediye diyor değil mi abi? Gitse kainat vefat edecek. Yok. Bir şey yok. Ubudiyetle ibadeti karıştırmışız. Evet. Karışıyor. İbadet, işte denilen gelenek. O zaman ona ihtiyaç vardı. Ne bileyim böyle, mesela peygamberle, işte peygamberimizle ve Kur'an'la, diğer nebilerin kitap ve suhuflarıyla, son mucidikle, elindeki eserle, peygamberimize kadar olan asıl kutupları veya onların mücedditleri arasındaki fark gibi. Yani peygamberlerle veya Kur'an'la, Peygamber Efendimiz ve Kur'an'la durumu, son mücedit de aynı bunun gibi, son peygamber ne kadar cami ise, son mücedit de en canlı olması lazım. Çünkü ciddi bir iş ediyor. Artık son kapanıyor, dünya defteri dürüldü yani, bitti. Başka mücedit yok. Başka mücedit de. O zaman yani ibadet, tamam tabii ki bunlar. Aynı ibadet işte biraz önce bahsettim. Namaz aynı. Ama ubudiyet bu değil işte. Ubudiyet daha cami. Ubudiyeti külliye. Yani insan mana ismi, mana harfiyle. İşte nazar ve niyet. Başka bir noktada az fark, noksan kusur. Bunlarla aynı fiil ama nazarı acayip. Tabi din deyince bugün namaz ne yazıyor, oruç da ne yapıyorsunuz, neyle uğraşıyorsun? O değil. O değil onu daire dışında, dairenin içinde olan. İçinde olan ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Oku geç lan. Oku ya. Okuda, okumakta maksat neydi? Sormuyor onu. Okumakta maksat neydi? Bir sene okuyarak asıl alimi olur diyor mu? Ve kabul ederek. Anlayarak. Okuyarak demiyor. Anlayarak. Anlayarak ve kabul ederek.
Çünkü anlayan herkes kabul etmiyor. Çok iyi izah ediyor, sadakat yok. Sadakat yok. Anlayan, anlamak ihlas. Kabul etmek sadaka. Çok iyi papağan gibi ders yapan var. Ustad da kendisi için söylüyor, Risale için. Risale'den belki daha önce şeyler söyleyen var ama diyor, Risale'nin tesiri diyor, sırıhlastan. Sırıhlastan geliyor. Yani bu hayretler kaldım ya. Yani din anlayışımız nerede? Bunu tabii haritada böyle gördüm. Ay insanı felek hiç şaşırıyor ya. Vay be neler varmış. Yani kısmen böyle hani nankörlük olmasın hepimiz kısmen gösteriyoruz. Peki bu ne işimize yarıyor bu ders? Ha nazarımızı cüziyetten külleti çıkartacağız. Hayret makamı. Evet. Hafta önce okuduk bu dersi Hasan abi, pazar dersinde. Geçtik gittik abi. Allah razı olsun Osman abi. Bize bir hedef gösterdi şimdi abi. Okudunuz değil mi diğer? Okuduk geçtik abi yani komple okuyup Emir geldi. Nerede şey? Yok Etiler'de. Ha Etiler. Ya. Geçtik gittik abi. Tamam olsun orada kar. Orada tabii, şu anda benim şu anda görüyorum yani orada okuduğum şeyler tıkır tıkır geliyor şimdi ama. Evet. Osman abi bir hedef gösterdi bize. Tabii yani nazar yani o da yanlış değil. Okumadan doğru. Okumadan anlaşılmaz ki zaten. Mecbur okuyacağız. Biz doğru söylüyoruz abi. Burada yani. Oku anlarsa doğru. Yani okupu da okuyoruz da. Doğru söylemiş. Evet, devam edelim. Altıncı madde. Kafur abi konuşmuyorsun yani. Şey konuşma, filerine basma, zor tuttuk onu. Vallahi öyle. Ben dinliyorum, ben şey gibi. Sen de Hakan abi gibi zor yerden sordun soruları. Anlaşıldı mı yani biraz noktayı nazar? Allah razı olsun. Yani şu okuduğumuz şeyler, yani şunu biz otursak, bir ders konusu yapsak, başlı başına olur. Hani her bir kelimesiyle hani anca böyle biraz ne yapıyorsun bir lügatvari söyleyebiliyoruz yani çok fazla ifade edemiyoruz ama maksatın hani ana maddelere böyle şey yapıyoruz değilse bunu hepsini ifade edemiyoruz. Sor. Ne yapıyorsun diyor ki teşhir ediyor demiyor mu? Evet. Şu anda derse teşhir ediyorsun. Evet. Bir o vazifede yapılıyor yani. Bak şimdi teşhir ediyor. Evet. Teşhir diyor. Evet. Ha teşhir. Evet. Görüyorum gösteriyorum. Tarifi de. Tarif ediyorsun. Tarifi ya duymuyorsunuz. Beyan ediyorsun. Görüyorsun ya. Anlatan sen değilsin. Müthiş ya. Hepsi bir ya. Bak görmek, göstermek, beyan etmek, talim etmek. Nasıl göstereceksin? Evet. Vay be. Nasıl göstereceksin? Bu böyle ders yapmasa nasıl göstereceksin? Nasıl göstereceksin? Göstermenin bir tanesi de budur. Budur. Evet. Evet, devam ediyoruz abi. Olur mu ki bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzesin de rehber bir muallim tayin etmesin. Demek ki bir saray var. Sarayla karşı karşıyayız. Hiç gördünüz mü sarayı? Ama saraydaymışız zaten ya. Yani. Bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzesin de rehber bir muallim tayin etmesin. Esmasının kemalatını ifade etmek istiyor. Etmek için de bu sarayı masnuatla doldurmuş. İnce garip sanatlarla süslenmiş. Elbette buna da rehber muallim gerekiyor. O da kimi? Gafur abi sensin. O zaman burada yani şey benim diyeyim. Yani. Ben olmam lazım yani. Bu sarayın rehber muallimi. Ben şu an sarayda değil miyim? Peygamberimiz yapmış vazifesini. Ben onun şu an vazifesini konuşmamam lazım. Eksik esma diyor bak. Bütün esması dedi. Ben oraya takıldım bak. Bütün esması. Demek evet. Ki bütün esmasını görmek mümkün yani. Evet. Bütün esmasının evet. Kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek. Dehşet. Şimdi o bir saray var ki adı isminde var ya. Aha. Bir saray varmış. İçinde bir şehir varmış. Evet. Memleket varmış onda. Evet. Alem varmış. Bir saray var. İçinde şehir var. Şehrin içinde memleket var. Memleketin içinde de alem var. Bu saray nerede o zaman? Deniliyor bak.
Ben bendeymişim. Bizim misal vardı ya. Ben vefat etmiştim. Bir rüyada. Bir rüyada. İşte geldiler falan. Neyse uzun. Dedi ki bunun itikattan soracağız. Abi kısa kesmeden anlatırsanız sevinirim. Olsun olsun. Dedi ki itikattan soracağız. Açtı. Ötekisi dedi ki itikattan sorma. Bu Allah'ı anlatmayla şey yapmış. Allah. Bunları sorma. Demek ki bizim zaafımız geçti. Tamam dedi. Hiç Allah'tan, ahiretten, itikattan sormadı. Bu rüya da bu ya. Ne sor, ne bileyim. Sormadı. Dedi ki ötekisi, şimdi sıra ben, sıra sende, seyret. Açtı. İlk sual. Namaz. Yani böyle bir tedirginlik oldu ama bir tedirginlik var. %70 böyle sevinç var. Tamam soruyorsun. Ama bir korku var. Kalktı. Dedi ki şu tarihte namaza başladın. Şu tarih arasında kazan vardı. Durdu. Kıldın dedi. Tamam. Ödedim. Kazan. Sabah, öğle, akşam gittikçe sıkıntım çoğalıyor. Yatsı, farz, tamam. Salat-ı vitre geldi. 126 gün eksik dedi. Orada da felsefecilikler biraz da benden bana ya, aynı akıl. O farklı değil ki, benim aklım. Hani benim şeytanım, hangi şeytan? Benim amellerim. Benim şeytanım, işlediğim günahlar kardeş. İşlediğim günahlar, Şuara suresinde diyor ki, sizin başınıza gelenler, sizin işledikleriniz. Peki benim şeytanım kim? Benim seyretmediğim video mu? Neyi seyretmişsem o benim şeytanımdır. O günahlar donmuş enerjidir, bunun adı, dindeki adı şeytan. Böyle birisi de zaten var ama şeytanın şekli bu. Dedi ki, 126 gün eksik dedi. Orada da aynı konuşacağız ama o da aynı kafam. Yani benim kafamdaki bilgiyi o da biliyor. Dedim ki, İmam-ı Şafii'ye göre dedim, yatsı namazının salat-ı vitri sünnettir. Sen dedi, Şafii mezhebinden miydin? Yok dedim, Hanefi'ydim. Peki orada yazmıyor mu dedim. Ben dedim, 126 gün ya Rabbi bundan sonra niyet ettim. Şafii mezhebinin taklidinden salat-ı vitri namazı kılmaya hemen sünneti indir, senin sünnetten hesap yok. Dedi ki, mezhepler arasında dedi, mezhepler arasında taklit ne zaman caizdi? Zaruret ve ihtiyaçta dedi. Peki hangi zaruretin vardı senin? Sıkıştırmayın lan. Kendi kendime. Şimdi başladı. Kendi kendime. Yok şu anda var işte. Anda aslında işte kim biliyor musun o sıkıştırma? Kendine. Senin vicdan. Aynen. Senin vicdan. Şu anda ben bunu anlatırken kaza namazları sizi sıktı mı sıkmadı mı? Boğuldum Hasan abi, öldürdünüz beni. Onun adı, onun adı Nünker Mekir. Nünker Mekir şimdi var zaten. O zaman kabir arama. Şimdi aktif zaten. O zaman karşına çıkmayacak. Bu yani. Onun için anlattım. Rahatsız olmanızı istedim. Rahatsız oldunuz. Hangi rahatsız? Kaza namazı olan rahatsız olmuştur. O rahatsız olmam. Nünker Mekir kabire girdiniz ya. Aynı rahatsızlık başladı işte. Mükemmel ki orada ararsan, orada buluruz. Ölmeden önce ölürüz. Eğer burada ararsan, mükemmel ikili, burada ararsan anlaşma kolay olur. Orada anlaşma yok. Burada kolay. Mükemmel ki ta benle başladı, benle bitmeyecek. Yok ben Hasan abiye suçlayacaktım hemen. Saray. O bana dedi ki, o bana dedi ki, sen bir niyet et, başla, bitirmeden ölürsen de Allah inşallah sus. Tamam, doğru. Orada bir şey yok ama Hasan abi... Başlarsa. Niyeti değil, Hasan abi niyeti bozukmuş yani. Öyle geçirdim. Ben onu kılmadım ki. Koydum kenara. Kenara koymuşum yani. Şafina mezhebini tatli eden yaran, tat uydum, koydum kenara dedim. Hanefi mezhebinde vacip. Aynı şey değil ya. Aynı tabii, niye? Kıl bilmedi, kıl bilmedi yani, ona dedi, Müslüman dedi. Kılarken yani kalan kısmı olsaydı muhtemelen niyetine göre tamam mı? Niyet etmesin diyecek. Ya o zaman gençtik tabii yani. Biz bunu duyduğumuz zaman hemen uyguladık. Biz gençtik o zaman dersen ama
20 küsur yaşında ben başladım, bitirdim. O zaman da demek iş yaptık. Sonra o gece sabah kalktığımız an ne oldu? 126 günü seneler, bir günde bitirdim. Bayağı sıkıştırdılar mı zaman? Evet, ayaklarım şişti. Hiçbir yemek yemedim o gün, hiçbir yemek. Su hariç, hiçbir şey. Hiçbir namazları kıldım, su içtim, hiç kimseyi kabul etmedim. Odayı kapattım. Sabah namazı uyandığım anda başladım. Yatsıyı geçmişti, 9-10 civarlarıydı gece. 126 günü bitirmişti. Ama şey anlatmadınız. Sıktığını kabul et, sıktı, sıktı, sıktı. Kan fışkırdı demiştiniz. Burnumdan. Evet, burnumdan kan fışkırmıştı. Cebrail aleyhisselam peygamberi yerine sıktı ya. Hani o da oku dedi, bilmiyorum dedi, sıktı. Mesela işte tabi onu anlatmadım, o böyle yılan gibi bir şey. Yılan, böyle nefes alamıyorum. Tabi alamayınca şöyle bir baktım, niye alamıyorum, bağırıyorum tam. Butumun kalınlığı kadar kahverengi, kuyruğu belli değil, kafası belli değil. Beni sarmalamış böyle. Allah Allah. Böyle sıkıştırıyor. Ama nasıl? Nefes alamıyorum. Asanıza dedim ya. Asanıza bunu. Ama pulları buğday tarlası gibi yatıp kalkıyor. O kadar yüksek. Dedi ki o senin cezan. Daha şimdi başladı diyor. O senin cezandır. O zaman şu anda cezamız başladı ya, azap değil mi bunu duyduğunuz? Sonra dedim ki bu dersler enfus. Dedim ki bu mülk. Yani şey, bu Allah ile çözülmüyor. Bununla çözülmez. Bu sistem dedim zaten. Çözülmez. Ha, orada çözdünüz onun o sistemin olduğunu. Yani şeye seslendiğiniz şey mükemmel. Yok. O ondan aldığım cevaptan sonra sistem olduğunu aldım. Bununla çözülmez. Sistem. Şey yani bir ne yaparsan ya, kılmadıkça vicdanını çözemezsin. Rahatlatamazsın, ne yaparsan ya. İstersen baklavayı, istersen gez. Bunu susturamaz. Mümkün değil. Mükemmekili susturamaz, mükemmekili susturamaz. Sonra dedim ki, ya Rabbi alemin, bana bir daha fırsat ver, senin yanında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı ne ifade ediyorsa, onun hatırını bana bir daha mühlet ver. Onlar gidiyordu tabii, onu sıkıştırmış gidiyordu. Nasıl oldularsa bir anda geri geldiler ama özür diler. Tamam, Allah sana bir daha fırsat verdi. Kalktığım zaman burnum patlamıştı. Kalktığım zaman diyor ki zaten patladı zaten. O tamam deyince burnum patlamış. Burnum patlamıştı. Ve İşte o rezil arkadaş. Saray nereden açıldı? Saray kardeşim, sarayı başka bir yerde arama. Yırttınız mı yani aslında? Kıldım elhamdülillah. Ödedim. Böyle mazalim ne yazıyor orada? Mahiyet insaniye birdir, ikisamı gayri mümkündür. Ben de sizden ayrı değilim o zaman. Fiilde ayrıyız da. İtikatta öyle çünkü ben de İmam-ı Şafii'den ayrı değilim dedim de. O da yemedi. Yemedi. Dedik, sen Hanifisin. Peygamber de itikatta birsiniz ama dedi. Ahmet de Şafii'deyiz. Evet, devam edeyim abi. Evet. Bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade etmek için masnuatla tezin etmiş, seyir için yaratmış. Böyle bir saray haline getirmiş. Bunu rehber bir muallim gerekiyor. Bu çünkü seyir için yaratıldı. Bütün esmasının kemalatını ifade etmek için masnuatla doldurdu. O zaman bunu görmek gerekiyor. Bunu ne yapmak gerekiyor? Talim ve tarif etmek gerekiyor. Buna bir rehber muallim gerekiyor ki bu bir vazife-i nübüvvettir. Ne kadar önemli bir vazife değil mi? Şu anda yaptığım vazifedir. Şu anda bunu yapıyorum. Evet, yani bunu diyerek de o da bir vazife. Evet. Çünkü onun bölüp gösteriyorsun ya, tarif ediyorsun, ilan ediyorsun. Aynı zamanda kendisi de yapıyor peygamber. Onun
Nadir abim bir ismi, kendi ismi vardı. Kendi ismini değiştirmiş, Cilve-i Muhammediye indirdi. Yani onun şahsiyeti maneviyesinin, yani bir ayna, aynalar düşün yeryüzünde, güneş. Güneş vuruyor. Her bir ayna bir güneştir. Onu tayin ve teşebbüs etmiş. Her birimiz nübüvvetin şahsi manevisinin altındayız. Aynı vazife var. Peygamber nebiydi ama benim gibi kuldu. Ona yüklenen, vahiy ile yüklenen, biz de dinle yüklenen aynı şey. Kalitesi düşük. Aynı şey. O vahiy ile yüklendi, biz de dinle yüklendik. Duyduk, yüklendik. Aynı. Şu an o peygamber ne yapardı? Şöyle düşünüyorum ben bazen. Herkes sor. Bugün Peygamber Aleyhisselam gelseydi ne yapardı? Bu vazifeleri yapacaktı. Aynı yani yaptığını yapacaktı. Değiştirmeyecekti. Çünkü niye? Yani Allah ezeli ve ebedi biliyor. Ne yapılması gerektiğini o zaman, o zamana ait yapmadı ki o zaman. O zaman da her zamanın yapması gerekeni yaptığı için aynı şeyi yapardı kendine. O zaman da o zamana ait yapmadı. Her zamanda yapılması gerekenleri o zaman da yaptı. Aynı şey bu nerede? Devam et. Bu son şey yani şey 9 madde bitiyor. 2 tane 2 veya 3 tane de şey bunun şema halini göstereceğim. Hem hiç mümkün olur mu ki bu kainatın sahibi şu kainatın tahvilatındaki maksat ve gaye ne olacağını müşiri tılsımın mulakını hem mevcudatın nereden nereye necisin üç sual-i müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Bu kainatın tahvilatındaki maksat ve gaye ne olacağını ki bunun adı tılsım-ı mulak ki külliyatın başka yerlerinde de geçiyor. İkincisi de mevcudatın nereden nereye necisin üç suali müşkili müşkil muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Bu tılsım-ı muamma ve müşkil üç suali açtırmak istiyor Cenab-ı Hak. Açtırmak için de bir elçi gerekiyor. Bu da bu elçi vezaif-i nübüvvet oluyor. Bu vazifeyi yapmak. Yani Risale-i Nur neden bahsediyor dersek nereden nereye necisinden bahsediyor. Kainatın tahvilatındaki maksat gaye ne olduğunu anlatıyor değil mi? Bakarsak yani en mükemmel bir şekilde vezaif-i nübüvvet gözüküyor yani. Hadi değil diyelim yani. Ya kainatta bu şey yok diyelim. Mümkün mü? Bakıyoruz hakikaten bu en mükemmel şekilde gözüküyor. Bizim de bu tılsım-ı mulakı, müşkil o üç suali açmak tarafımız eğer olursa bizde gözükürse uğraşmamız gerekir. Gözüktüğünde o vazife-i nübüvvete o zaman yüklenmişiz. O veraset-i nübüvvete masarız demektir. Velayet-i kübra yolundayız demektir o zaman. Bununla uğraşıyorsak, bunu anlamaya çalışıyorsak ve buna elçi oluyorsak bu manaya. Abi bunun diyor. Arkasından da 11. söz geliyor. 10. sözden sonra zaten 11. söz orada da işte yani bu manalar hani baktığında külliyatta hep serpiştirilmiş. Açın işte kayyumiyet bahisleri, hani dar imani bahisleri tümünde bu manalar serpiştirilmiş. Yani hep bu ders veriliyormuş aslında yani vazifeyi bilmiyor. Sırayla yani 10. sözde soru soruyor, 11'de cevap veriyor. Evet. 11'de soru soruyor, 12'de cevap veriyor. Evet. Yani bu tılsım ve muammayı açtırmak istiyor Cenab-ı Hak. Buna da bir elçi gerekiyor. Bu da bir vazife-i nübüvvetmiş. Hem hiç mümkün olur mu ki bu güzel masnuat ile kendini zihşura tanıttıran, güzel masnuat ile kendini zihşura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Sani-i Zülcelal, onun mukabilinde zihşurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kendini tanıttırıyor, kıymetli nimetleriyle kendini sevdiriyor. Onun mukabilinde zihşurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmez. Demek ki bir elçi gerekiyor ki bu marziyat ve arzuları, Cenab-ı Hak bunu istiyor. Marziyat ve arzusunun ondan sonra bildirilmesini istiyor. Nasıl razı olacak? Niye razı olacak? Çünkü bakıyoruz ki
bu güzel masumiyet ile kendini tanıttırıyoruz yeşil. Ve kıymetli nimetlerle kendini sevdiriyor. O zaman demek ki bu bir marziyet ve arzunun bilinmesi gerekiyor. Bildirilmesi gerekiyor. Bu vezaifin nübüvvettir yani. Ve bunu da hani dönelim mesleğimize. Risale-i Nur'dur bunu en güzel bir şekilde gösterir. Öyle değil mi? Marziyet ve arzu. Allah nasıl razı olacak? Razı olacağı şeyler nedir? Bunu da bir elçi vasıtasıyla bildirmesi. Hem hiç mümkün olur mu ki nev insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyeti külliyeye müheyya suretinde yaratıp. Şimdi şuurca kesrete müptela insan ama istidatça da ubudiyeti külliyeye müheyya. Sanki bunlar tezatmış gibi duruyor. Hem kesrete müptela olacaksın ve ubudiyeti külliyeyle müheyya olacaksın. Yani. Tek olan bir şeye döneceksin. Ubudiyeti külliyeye. Mukabele edeceksin. Yaratıp muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemez. Şuurca kesrete müptela yaratıyor. İstidatça ubudiyet külliye müheyya suretinde yaratıyor insanı. Bunu kesretten vahdete yüzlerini, yani kesretin içine bırakmış Cenab-ı Hak. Ama istidadımız da ubudiyet külliye müheyya. Hepimiz biliyoruz. Öyle bir niyet edebiliyoruz ki. Öyle bir şeyle değil mi? Az önce niyet nazarla neler niyet edebiliyoruz? Yani bir ubudiyet külliye istidadı hepimizde var. Ama yüzümüz nereye dönük? Kesrete dönük. O zaman onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek için bir muallim rehber gerekiyor. Demek ki kesretten vahdete yüzleri çevirmek o zaman nedir? Bir vezaif-i nübüvvettir. Böyle bir insan. Yüzü kesrete dönük, ubudiyet külliye müheyya istidadı olan bir insanın kesretten vahdete yüzünü çevirmek neymiş? Bir vezaifi nübüvvetmiş. Acaba şuurca derken aklı, istidat, ubudiyeti külliye derken de vicdanı mı kastetti? Şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyeti külliye. Hangisi akla verilmedi? Şuur. Şuurca kesrete müptela, öbürküsüne ne dedim? Yani şimdi mesela ehli dünya genelde böyle akıl ve kalp gibi şey yapar ya, hani böyle işte uzaya gider işte bakar orada yıldızlar, gezer tozlar falan. Kesrette arar durur. Hı hı. Halbuki vicdaniyat malumdur yani şey olarak kesretten vahdete dönmek ister. Kesrette evet, yani, muhaliptir. Yani iki zıt burada. Evet, insanda bir tezat evet. Var. O tezattan da tabii başka şeyler çıkıyor. Yani tezat sayesinde çıkıyor aslında. Kalitesi belki oradan ortaya evet. Çıkıyor. Bu kesretten vahdete yüzleri çevirmek o zaman vezaif-i nübüvvet. Biz de ne kadar kesretten vahdete yüzümüzü çevirebiliyorsak o zaman bu vezaif-i nübüvvetin şeyindeyiz yani. Böyle bir vazife var. Kesretten vahdete yüzleri çevirmek. Buna da bir muallim rehber gerekiyor. Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki her biri bir bürhan-ı kat'idir ki uluhiyet risalesiz olamaz. Mevzu burada bitiyor. Devamlı şey var. Ben birkaç yani bu okuduklarımızı şöyle hemen üstünden geçip bitireceğim. Vakit bayağı uzadı. Şimdi 9 tane madde vardı. Biz bunları biraz tabii incelenmeye çalıştık. İlk 3 madde cemal, kemal ve saltanat-ı külliye. Bunlara gösterici, tarif edici, dellal, zülcenahil, mebus olmak gerekiyor. Bu fiillerde kendini göstermek, teşhir ve ilan. Şimdi bunlara baktığımızda bunlar daha çok Cenab-ı Hakk'a baktığını gördük. Yani 9 grubun 3 tane üç gruplu halde olduğu gözüküyor bu şeyler. Üstad 9 maddeyi bu şekilde şey yapmış. Cemal, kemal ve saltanat yani bu celal, Cenab-ı Hakk'a bakan tarafı bu vezaifin, bu o tarafa daha çok bakıyor. Hüsn, kainatta hüsnü zatı sahibi, bunları görmek, göstermek istemesi, hazine ve saray kısmı da kainata bakıyor, kainat tarafına bakıyor. Ve de tılsım ve muamma, marziyat ve arzu, şuurca kesrete müptela olup istidatça ubudiyet külliye müheyya olması da insana bakan daha çok vezaif-i nübüvvet şeklinde bir tasnif gözüküyor. Böyle bir çok tasnif yaptık. Bu yani üstad ne yapmış? Cenab-ı Hak kâhnet için bir farklı şekilde yapacağız. Bir de şu şekilde bir ilişki olduğunu gördük. Biraz tabii şey yaptık, mütalaa ettik. Bu üç grubun da İçlerinde birbiriyle ilişkisi olduğunu. Yani cemalin hüsnle, hüsnün de tılsım ve muammayla ilişkileri var.
Yani cemal, kainattaki bu cemal, şey Cenab-ı Hakk'ın cemali, kainattaki hüsn ve insanda bunları görmek tasın ve muamma şeklinde karşılıkları var. Bilmiyorum, anlatabildik mi? Yani böyle bir ilişki gözüküyor. Kemalin, kainatta hazine şeklinde Cenab-ı Hak'taki kemalin, kainattaki hazineler ve insanda bunlara karşı marzet ve arzu şeklinde ve zayıf olduğu gözüküyor. Yani bunun, bundan ve bunun da insana karşı olan marzet arzu şeklinde bu saltanat külliye, celalin de kainat, bu sarayın, saray kainatın, yani bunları aslında dönüp bir daha belki böyle tek tek yani ilişkilerin nasıldır diye bakmak lazım ama uzun çekecek. Bu saray ifadesinin de şuurca kesitte müptela olmak, bu istidat cumhuriyeti külliye müheya olmasıyla kendi aralarında da birbirleriyle ilişkili olduğu gözüküyor. Çok ilginç. Yani o 9 madde 3-3'te ayrılıyor. Kendi içerisinde Cenab-ı Hak kainat ve insana bakan vezaif şeklinde. Bu üçlerin de her birerleri birbirleriyle de birbirini izah eder şekliyle olduğu gözüküyor. Baktığımızda hakikaten bu ilişkiler gözüküyor. Yani şu 3 madde Cenab-ı Hakk'a bakan, kainata bakan ve insana bakan birbirleriyle ilişkili olduğu gözüküyor. Çok güzelmiş. Hakikaten bak, Cenab-ı Hak kainat ve insan. Yani Cenab-ı Hak saltanat. Yani insan tılsım ve muammayı çözmesi için kainattaki hüsnü ve Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmesi gerekir diyebiliriz mesela. Hani Murat Sosun'un Nazım Gâhani'deki yani şekli gibi. Cenab-ı Hak'taki kemali, kainattaki hazineyi gören marziyet ve arzuyu anlayabilir, ifade edebiliriz. Saltanat-ı külliyeyi, Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı külliyesinin celalini ve kainattaki bu sarayı fark eden ve idrak eden şuurca kesrette müptela, istatça ubudiyete külliye müheyya olan insan kesretten vahdete yüzünü çevirebilir diyebiliriz. Yani bu manalar, yani içlerinde de böyle birbirleriyle şey çıkıyor. Böyle bir hani üçlü şey, kombinasyonlar gibi çıkıyor. Bunu ne yaptın? Yani onun aslında şekli olarak kemal, hazine ve marziyet birbirlerinin ilişkisi var. Kemal Cenab-ı Hakk'a bakan, az önceki şeyin daha özeti bu. Bu kainata bakan tarafı, bu da insana bakan karşılığı. Üçlü, üçerli şeyler var. Vazife var, vezaif-i nübüvvet var. Yani şuraya vezaif-i nübüvvet yazmamız lazımdı. Üçü de mesela bu Cenab-ı Hakk'a bakıyor, cemali, kainatta hüsn, insanda da tılsım ve muamma şeklinde bir vazife-i şey var, vezaif var. Bu da son şekli, bitti. Bunu bu sefer birbiriyle ilişki olarak nasıl gösteririz dedik, tek bir şekilde. Şimdi Cenab-ı Hak cemalini kime göstermek istiyor? Çünkü muhatap o zaman zihni şuura, yani şuur. Yani bütün insan yazabilirdik oraya ama oraya cin de girer, melek de, diğer zihni şuur da gireceği için bütün şuur mertebelerinin toplamı olarak ifade ediyor. Tabii büyük melek. Tabii onlar da girdiği için o zaman buraya şuur gibi. Nasıl ki kainatta bir hayat var, benim de hayatım olduğu gibi. Ama aslında bir hayat hakikati var. Bütün şuurlar, benim şuurum olduğu gibi aslında bir şuur var. Bir şuur külli var aslında. Yani hani baktığımızda o şuur onu temsil ediyor. Yani aslında insanları diyebiliriz pratik manada ama biz onu daha içerideki ifadeler de zihni şuur şeklinde geçtiği için şuur kullandık. Şimdi cemal, Cenab-ı Hakk'ın cemalini kime göstermek istiyordu? Şuura göstermek istiyordu. E o zaman burada bu Resul'ün vazifesi gösterici olmak. Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın kemali kime gösterecek? Şuura. Burada bu noktada Resul'ün vazifesi delil olmak. Saltanat-ı külliyesini yani celalini kime gösterecek? Yani şuura gösterecek. Burada da mebus olacak. Zülcenahin mebus demişti. Bunu da biraz kısa aldım buraya şey olmasın, uzun ifadeler olmasın diye. Marziyat ve arzusu, Cenab-ı Hakk'ın marziyat ve arzusu kimden bu arzu olacak? Şuurdan olacak. Burada da bir elçilik vazifesi var Resul'ün. Daha sonra kainattaki hüsn gözükmesi kim görecek? Şuur görecek. Gösterilmesi gerekiyor. Habib ve Resul vasıtasıyla böyle bir vazifesi var. Kainattaki hazineler, kainatta görünen hazineler ki esmalar demiştik.
tarif ve teşhir edici kime? Şuura olacak. Aynı şekilde kainattaki bu saray, o masnuatla tezgin edip süslendirmişti bu sarayı. Bunu da rehber bir muallim olması gerekiyordu. Kime? Gene şuura. Tılsım ve muamma, kainattaki tılsım ve muamma. Çünkü kainatın tahvilatındaki maksat gaye. O mevcudatın nereden nereye necisin? Üç suali müşkülü demişti. Bu da bu kainattaki bu sorular ve şeylerin kime? Şuura olan kısmında da Resul'ün elçi olacak. Son kısmı kesete mükemmel, umudiyet külliye müheyya olan insanın hali de insanın kendi mahiyetinin anlaşılması olduğu için bu da bu hadise kimin problemi bu? İnsanın kesete müptela olması, ubudiyet külliye müheyya olması. İnsanda böyle bir özellik vardı. Bu özellik bir tezadıydı insanın. Onun için kesetten vahdete yüzü dönmesi gerekiyordu. Bu şuurun kendi içerisindeki bir, kendine bakan bir problemi bu. O zaman Resul de bu problemde ona bir rehber, bir muallim olması gerekiyor. Bunu çözmesi için. Bu da böyle birbirleriyle ilişkili olarak baktığımızda böyle de bir tablo çıkıyor. Vezayif-i nübüvvet. 9 tane vezayif-i nübüvvet. Özetle dersek. Acayip bir emek. Abi bütün dersin şeyi olmuş bu. Tabii özeti. Hülasası şeklinde. Çok acayip bir emek. Paylaşalım daha bir şey. Ha, inşallah. Yani özeti bu veraseti, veraset-i nübüvvete nedir? Bizim nübüvvetten veraset nedir? Onun vezayifidir. O vezayif nedir? Üstad burada 9 tanesinin muhtemelen en önemlilerini saydı. Bunlara inşallah girersek Velayet-i Kübra ve Veraset-i Nübüvvet sırrına mazhar olmuş oluruz. Ve bu asırda Vezayet-i Nübüvvet'in hamelesi olmuş oluruz inşallah. İnşallah. Amin. İnşallah. Yani soru cevap varsa şey yapabiliriz. Yok. Katkınız varsa. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala Fatih.